Girebilir misin lütfen? Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Zeynep'in doktoru aradı. Yarın Zeynep'e ameliyat edecekler. Yarın mı? Niye bu kadar erken? Değerleri iyi çıkmışken vakit kaybetmek istemediler. Ani oldu evet. Ama haklılar bence de. Yani tabii ki de en doğrusunu onlar bilir ama ben öyle bir anda duyunca çok endişelendim. Haklısın, çok haklısın. Aslında ben de çok endişeli. Bu uzun zamandır puanı bekliyoruz. Zeynep iyileşecek artık. Sonunda oldu. İyileşecek. Seni abi bildim. Sen beni satıyor musun Levent abi? Ne sayıklıyor bu kendi kendine ya? Biz de abi kardeş gibiydik. Seni abim bildim. Sen bana kurşun sıktın abi. Lan. Bu Levent vurmuş ya. Levent abi. Bana bunu niye yaptın abi? Bir yarın ameliyat mı olacağım? Evet bir tane. Olacaksın bir tane. Ameliyat olunca kalbin iyileşecek değil mi anne? Tabii ki de iyileşecek. Okulda ben de koşmalı oyunlardan oynayacağım değil mi? Oynayacaksın bir tanem. Hem de var ya hepsinden oynayacaksın. Çok mutluyum. İyileşeceğim. Hemen ameliyat olayım, hemen iyileşeyim. Tamam mı? Tamam bir tanem. Hemen ameliyat ol, hemen iyileş. Aa, anne. Hani biz seninle liste yapmıştık ya. Hani iyileşince bir sürü şey yapacaktık seninle. Hatırladın mı? Hatırladım bir tanem. Hem de hepsini hatırladım. Peki sen o listeye başka bir şeyler ekledin mi bakalım? Ekledim. Bir tane film izlemiştik ya, orada dağ vardı, sürekli kar yağıyordu. O dağa da tırmanırız. Sıkı sıkı giyinirsek hasta olmayız. Zaten ameliyat olunca ben hasta olmayacağım ki. Daha yapmak istediğim bir sürü şey vardı ama heyecandan unuttum. Üçümüz bütün istediklerimizi yapacağız. Çok mutluyum. Yapacağız bir tanem. Biz de çok mutluyuz. Gel bakayım sen şöyle. Burası neresi lan? Nasıl geldim ben buraya? Kim getirdi beni buraya? Uyandın mı Behçet kardeş? Sen kimsin? Sen hastanedeki adam değil misin? Ben senin hayatının sırrını bilen herifim. Kardeş. Sen benimle makara mı yapıyorsun? Hayırdır ya? Ne anlatıyorsun? Sen mi getirdin beni buraya? Ben getirdim kardeş. Hem de hiçbir masraftan kaçınmadım. Ne istiyorsun benden? Hayırdır? Yükselme hemen öyle. Da bana bir cevap ver önce. Seni Levent mi vurdu? Benim asfalyalarımı attırma ha. Ne diyorsun sen? Kardeş. Cevap vermedin hala. Seni Levent mi vurdu diyorum. He, beni Levent vurdu. Sana ne? Sen kimsin? Az önce söyledim ya kardeşim. Ben
senin hayatının sırrını bilen adamım. Benimle maytap geçme. Ne istiyorsun söyle. Peki kardeş, hayatının sırrını öğrenmeye hazır mısın? Dinle bakalım. Bak Behçet kardeş, o Levent var ya, Levent. Bu Levent de Behçet kardeş aslında. Baba bir, ana ayrı kardeş. Ama babalar sakladı bunlardan. Ama küçük oğlunu büyük oğlunun yanına verdi. Ölümüne kollasın, fedailik yapsın diye. Behçet de öz babası olduğunu bilmeden bir baba gibi görüp lafından çıkmazdı. Levent'i de abisi gibi görüp bunca zaman koruyup kolladı. Peki sen nereden biliyorsun abi bunları? Oğlum Arif'e tarih mi soruyorsun ya? Estağfurullah abi, yanlış anlama, ben onu demek istemedim. Yani benimki merak. Bunların babasıyla hukukumuz vardı dedim ya. Kendi anlatmıştı rahmetli. Arada bir içi sızlardı Behçet'e. Ama Levent'in yeri başkaydı. O yüzden bu kardeşlik mevzusunu hiç açmadı. İkisinin haberi yok şimdi. Demek kardeşmişiz ha. Ulan yıllardır babalığım dediğim adam. Meğer sen benim öz babammış ha. Ulan be, ben kapılarında köpek oldum. Bana yık dediler, yıktım. Vur dediler, vurdum. Kır dediler, kırdım. Meğersem biri öz babammış, biri öz kardeşimmiş. Ulan be, bu benim gibi adama yapılır mı be? Bir evladını diğerine değişir mi bir insan? Benimki can değil miydi ya? Bana bunu niye yaptı? Hayat bu Behçet kardeş. Kimine piyango, kimine amorti. Sen ne ayaksın ya? Hayda. Yine kaseti başa sardık, iyi mi? Sen bana bir hikaye anlatıyorsun da. Ben nereden bileceğim bunun gerçek ya da yalan olduğunu? Kanıtla. Behçet kardeşim, ben sana az önce her şeyi anlatmadım mı? Ha? Amaziya, babanın dostu, bana her şeyi anlattı demedim mi? Annenin ismini söylemedim mi? Memleketini, yerleştiği yeri, şimdi yaşadığı durumu, adresi, her şeyi anlatmadım mı? Bu söylediklerimin içinde bir tane yalan, bir tane yanlış var mıydı? Doğru söylüyorsun. Ulan, anamı ortada bırakan, beni kapısına köpek yapan, abisinin eline muhtaç eden adam... Demek benim öz babammış ha. Ulan be. Ben o adamın ölümünde bile yanında oldum. Kendi ellerimle toprağa koydum onu. Geberip gitti. Ben şimdi kimden hesap soracağım? Kimden incimi alacağım? Söyle bakalım. Babası öldüyse kardeş, oğlundan alacaksın. Hem zaten o vurmadı mı seni? Bir kız için sıktı hem de. Ben ama onun için sevdiğimden vazgeçtim. O ne yaptı? Döndü bana ateş etti. Ha işte. Sen de intikamını Levent'ten alacaksın. Ben de sana yardımcı olacağım. Rahat ol. Nasıl olacak bu? Anlat bakalım. Var kafamda bir şeyler. Yeter ki sen bana o Levent'in yerini söyle. Kimin bunlar? Kardeşimin olacaktı. Ne zaman olacak? Olmayacakmış. Neden? Olmayacakmış işte. Senin kardeşin var mı?
Var, çok tatlı biliyor musun? Çok küçük, tam bir bebek. Keşke benim de kardeşim olsaydı. Üzülme, istediğin zaman bize gelip kardeşimi sevebilirsin, tamam mı? Tamam. Kardeşime kıyafet aldınız mı siz? Oho, bir sürü aldık. Ama gene alacağız. Annemle alışverişe gideceğiz. Sen kardeşimi çok mu seviyorsun Hayat? Çok. Ama seni de çok seviyorum. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Ben de seni çok seviyorum Hayat. Sen de benim en iyi arkadaşımsın. Başka şansın yok. Eğer bunu kabul edersen ikimiz de çok mutlu olacağız. Önce beni öldürmen lazım. Lan! Furkan! Ya sana ne dedim? Ela'ya dokunmayacaksın! Canını alırım demedin mi lan? Furkan yapma dur, ne olur yalvarıyorum yapma! Bu dünyada külünü bırakmam demedin mi lan? Ne olur yalvarıyorum ha? Dur, ne olursun. Bak beni seviyorsan dur, ne olur. Furkan, Furkan ne olur. Ne olur bırak, hadi gel. Ben de vazgeçmeyeceğimi biliyorum. Melek Hanım'a da sordum, o da görmemiş. Murat ne yaptın? Bahçede yok, siz? Yok efendim, hiçbir yerde yok. Yok mu? Yok, bulamadık. Aslanım, siz Hatice ablayla Zeynep'in ameliyatından bahsederken duymuş. Tamam, daha fazla zaman kaybetmeyelim biz. Biz Nazlı'yla çevredeki parklara ve sokaklara bakalım. Anne sen polisi ara, siz de konak çevresine bakın. Tamam oğlum. Hadi dikkat edin. Nerede benim telefonum ya? Nerede benim telefonum? Allah'ım ya Rabbim. Silah nerede? Ne yaparsın? Ha? Sık. Sık. Son kez soruyorum. Silah nerede? Sık lan. Sık hadi. Sen bilirsin. Yaklaş. Böyle sıkılmaz, böyle sıkılır. Zeynep! Ya yok. Yok, parka da gitmemiş işte. Nerede bu çocuk ya? Ne olur kızım, bir kez daha yaşatma bunu bize. Lütfen. Kim? Kim? Kayıtlı değil. Aç, aç. Ne olur aç. Efendim? Benim.